Sayın Başkan, Sayın Vekiller, dün gece biliyorsunuz resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı tarafından bir kararname yayınlandı ve bu kararname ile Vali Mülkiye Baş Müfettişi Murat Zoroğlu Diyarbakır Valiliğine atandı. Murat Zoroğlu kimdir diye bakmamız lazım. Kendisi Van'ın kayyumu, Van'da kayyum olarak görev yaptı. Daha doğrusu kayyum olarak atandı. Ardından da AKP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve orada belediye başkanlığı yaptı. Ama şimdi şöyle bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Açık ve net bir şekilde partili kimliği belli olan bir partiden belediye başkanlığı yapmış birinin Diyarbakır'a vali olarak atanmasını nasıl açıklıyor siyasal iktidar? Gerçekten bunu bilmek istiyoruz. Partili cumhurbaşkanlığından sonra artık partili vali dönemlerine geçiyor. Geçirdiği açık ve net. Biz şunu söylüyorduk çok ve sıkça, ya valiler, kaymakamlar sizin il başkanınız, ilçe başkanınız gibi çalışıyor gibisi fazla, artık direkt aslında ikinci bir il başkanını resmi kararname ile devletin kaynaklarıyla atıyorlar. Bu çok açık ve net. Peki bu Murat Zoroğlu ne yapmış? Bir ona bakalım. Adı Van'da kayyum olarak çalıştığında yüzlerce emekçinin işten çıkarılmasına, belediyeye ait en değerli arazilerin ve taşınmazların satılmasına, usulsüzlükler ve yolsuzluklarla gündeme gelmiş bir zat. Daha da vahim olanı, Sayıştay raporlarında Zoroğlu döneminde yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler tespit edilmiş. Belediyenin mal ve hizmet alımlarındaki bölünmeleri ve doğrudan temin üst limit... Buyurun. Buyurun sayın. Aşılması açıkça ortaya konulmuş. Belediyeyi borç batağına sürüklemiş, kamu kaynaklarını verimsiz ve, olarak kullanmış ve ekonomik olmayan bir şekilde belediyeyi zarara uğratmış. Firmalara yapılan ödemelerde haksız kazanç sağlamış, rüşvet ihaleleri ve yine iddiaları ve yine ihalelerin Elazığ ve Kayserili firmalara peşkeş çekilmesi de cabası. Şimdi ne oldu? Bunu Diyarbakır'a vali olarak gönderdi. AKP'nin kendisi, partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Partili Cumhurbaşkanlığından sonra partili valiler dönemi, partili kaymakamlar dönemi de aslında Türkiye halklarının gözünün içine bakılarak meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Şimdi tarihin vurguncu kayyımı ve AKP'li eski belediye başkanı olan biri nasıl vali, nasıl, neden Diyarbakır'a vali olarak atanıyor? Niyetiniz nedir? Yine hangi hukuksuzluğa zemin oluşturmaya çalışıyorsunuz? Bu kişiyi atayarak Diyarbakır'da nasıl bir amaç ediniyorsunuz? Bunu buyurun. Demokratik kamuoyuna hızla açıklamanız gerekiyor. Bu kadar suçları sabit olan, Sayıştay raporlarına yansımış usulsüzlükleri olan birini yargılamanız gerekirdi, cezalandırmanız gerekirdi ama sizler ödüllendiriyorsunuz. Biz bu hikayeyi çok iyi biliyoruz ama inanın ki buna teslim olmayacağız. Bütün kamuoyunun da bu zatın, Diyarbakır valisi olarak atanan bu zatın üzerinde, gözlerinin üzerinde olması gerekiyor. Olacak her türlü hukuksuzluğun yarın belediyelerimiz başta olmak üzere Diyarbakır'da yapılacak her türlü gaspın zeminini oluşturmaya çalışıyor AKP. Buradan uyarıyoruz. Sakın ama sakın buna yeltenmeyin. Bu oyunu çok iyi biliyoruz. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Şimdi Sayın Başkan, Sayın Vekiller, diğer bir mesele, Türkiye hapishanelerindeki hak ihlalleri sistematik bir hale gelmiş. Son zamanlarda çokça ve sıkça yemek zehirlenmeleri vakaları karşımıza çıkıyor. En son 23 Haziran 2024 tarihinde... Buyurun, toparlayalım lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Diyarbakır cezaevinde mahpusların zehirlendi haberini almıştık. Kurumların mahpuslarla yaptığı görüşmede yemeklerde sorun olduğu, bu süre içerisinde ishal vakalarında artış olduğu, su kesintilerinin sıklıkla olduğu, suyun geldiği vakitlerde kirli aktığı belirtilmiş. Henüz geçtiğimiz günlerde ise Marmara Kapalı Hapishanesi'nde 250 kişi bu yemeklerden zehirlendi. Şimdi buradan soruyorum. Ya Adalet Bakanlığı nereden yemek alıyor? Nasıl yemek veriyor? Bu insanlar kapalı bir mekanda yaşıyorlar ve yemekten zehirleniyorlar. Demek ki bu yemek hijyen testlerinden geçmiyor. Demek ki bu yemek servis edilirken yeterli bir şekilde korunmuyor ve hiçbir önlem alınmıyor. Burada gelişebilecek herhangi bir can kaybının sorumlusunun bizzat Adalet Bakanlığı ve hükümet olduğunu ifade etmek istiyorum. Mahpuslara verilen kurtlu yemekler, öğünlerin yetersiz olması ve hastalıklarına uygun bir şekilde diyet verilmemesi, özellikle çöl...
Buyurun, buyurun. Özellikle çölyak hastaları ve özel diyet gerektiren hastaların bütün bu taleplerinin görmezden gelinmesi çokça tarafımıza bildiriliyor. Bakanlığın bu konuda adım atması ve mahpusların sağlık ve yaşam hakkını gözetmesi temel talebimizdir. Bunu ifade ediyorum. Tabii elimde çokça dosya var ama sonuncusunu paylaşarak bitirmek istiyorum. Leyla Kazak, kendisi Kocaeli Birnoğlu cezaevinde kalıyor. Geçen günlerde babasını kaybetti. Taziye için başvuru yaptı. Taziyeye gitmesine, cenazeye katılmasına izin verilmedi. Ardından taziye için başvuru yapıldı. Taziyeye katılması da engellendi. Bu bir temel insan hakkı ihlalidir. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de, bütün uluslararası sözleşmeler de bu hakkı mahpuslara ve her insana sağlamıştır. Yas hakkı, cenazeye katılma hakkı temel bir insan hakkıdır. Güvenlik gerekçesiyle mahpusların bu hakkının ihlal edilmesi asla ama... Buyurun, buyurun lütfen. Asla, asla ama asla kabul edilemez. Leyla Kazak hasta, normalde tahliye edilmesi gerekiyor. Hem tahliyesi engelleniyor, hem babasının cenazesine katılması engelleniyor, hem taziyeye gitmesi engelleniyor. Buradan Adalet Bakanlığı'na sormak istiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İnsanları cezaevine koymuşsunuz, idari gözlem kararlı kararlarıyla tahliye etmiyorsunuz. Yetmiyor, cezaevindeyken en sevdikleri insanları kaybediyorlar. Cenazelerini engelliyorsunuz, taziyelerini engelliyorsunuz. Ne istiyorsunuz bu mahpuslardan? Ne istiyorsunuz dört duvar arasında olanlardan? Bu feryadı, bu işkenceyi neden görmüyorsunuz ve bu işkenceye daha ne kadar devam ediyorsunuz sorusunu buradan sormak istiyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Koçyiğit.